Yeni ev, araba ve Allah için hayvan kesmek. Sual. Yeni araba alınca, arabanın tekerleği yanında veya temel atılırken, temelin içinde kurban kesmek uygun mudur? Cevap. Yolcusu veya sevip saydığı kimse gelince, o insan için saygı hayvanı veya şükür hayvanı kesmek caiz değildir. Yolcu gelmeden veya gelince adak edilir ve adak olarak yani Allahü Teala için kesilir ve etleri fakirlere yedirilirse caiz olur. Allahü Teala'nın rızası için olmayıp yalnız hacdan gelen için ve gelen reisi karşılamak için kesilen hayvan leş olur. Kesmesi ve yemesi haram olur. Gelene ziyafet için kesmekte ise hiç mahsur yoktur. Bir araba alınca, temel atılırken veya hasta iyi olunca Allah için hayvan kesmeyi adayıp etini fakirlere sadaka vermek caizdir. Bir kimse kestiği hayvanı Allah için kesiyorsa, ister arabanın tekerleği yanında, ister arabanın üstünde kessin mahsuru olmaz. Adak edilen hayvan, yalnız Allah rızası için kesilmelidir. İnsan için, put için kesilenler yenmez. Fakir olsun, zengin olsun, adak eden, adak edilerek kesilen hayvanın etinden yiyemez ve zekat vermesi caiz olmayanlara yediremez. Ana babasına, evlatlarına, karı koca birbirine, fakir olsalar da yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse, yenilen etin kıymetini fakirlere sadaka verir. Sual. Allahü Teala'nın rızası için kurban keseceğim. Adak değil. Ev aldık. Araba aldık. Bunun için keseceğiz. Kendimiz, aile efradı bunun etinden yiyebilir mi? Cevap. Aldığımız evden veya arabadan dolayı Allah rızası için hayvan denilince adak olur. Başına gelecek belalardan kurtulmak niyetiyle Allah rızası için bir koyun keseceğim demek de adak olur. Kurban denilince hem adak olur hem de bu adağı kurban bayramında kesmek gerekir. Etinden kesenler ve zenginler yiyemez. Et fakirlere verilir.